Merhaba dostlarım. Bugün sizlere Hanefi mezhebinin kurucusu olan İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin biyografisini anlatmaya çalışacağım. Biz Hanefi olduğunu iddia eden insanlar İmam-ı Azam'ı gerçekten tanıyor muyuz? Ona bir bakalım. Biz Hanifiler İmam-ı Azam'ı gerçekten tanıyor muyuz? Yoksa dünyadaki birçok Müslümanın olduğu gibi Kur'an-ı Kerim'e platonik bir aşkla baktığımız gibi mezhep imamımız olduğunu iddia ettiğimiz İmam-ı Azam'a da platonik bir aşkla mı bakıyoruz? Yoksa onu gerçekten tanıyor muyuz? Bugün onun hayatını incelemeye çalışacağım elimden geldiği kadar. Asıl adı Ebu Hanife Numan bin Sabit olan İmam-ı Azam 699 yılında Kufe'de dünyaya gelmiştir. 797 yılında da Bağdat'ta hayatını kaybetmiştir. İslam dininin 4 fıkıh mezhebinden birisi olan Hanefi mezhebinin kurucusudur. Sünni fıkhının en büyük üstadlarından birisi olarak tanınır. İmam-ı Azam hayatını Kur'an-ı Kerim'e adamış, maddiyata, şana, şöhrete, makama, mevkiye hiç prim vermemiş bir insandır ve bunu da canıyla ödemiş muhteşem bir iman insanıdır. İmam-ı Azam yaşadığı dönemde bir kesim tarafından en büyük imam, müçtehit, müceddit olarak anılmıştır. Bunun karşısında olan kesimlerce de Deccal, din yıkıcısı, en büyük fitneci olarak da anılmıştır. Bunların kimler olduğunu duyduğunuzda çok şaşıracaksınız. İmam-ı Azam'ı sapkınlıkla suçlayanların en başında Buhari gelmiştir. Buhari, Yahudi ajanı olduğunu iddia etmiştir hatta İmam-ı Azam'ın. İmam-ı Şafi de kendisini din dışı olmakla, zındıklıkla itham etmiştir. İmam-ı Azam o kadar namuslu, onurlu bir insandı ki, inandığı şeyden canı pahasına taviz vermeyen muhteşem bir insandı. Bunun sebebi de şuydu, İmam-ı Azam bazı hadisleri kesinlikle kabul etmiyordu. Çünkü İmam-ı Azam, Kur'an-ı Kerim'e uymayan hadislerin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından söylenemeyeceğine inanıyordu. Bundan dolayı kendisi sapkınlık, deccallik, din dışı olmakla suçlanıyordu. İmam-ı Azam fıkıh ve Kur'an-ı Kerim konusunda bilgi yönünden uzman olduğundan dolayı Kur'an'a uymayan hadisleri hatta 200 tane hadisi kabul etmemiştir. Bundan dolayı sapkınlıkla suçlanmıştır. Günümüzde de olduğu gibi Kur'an-ı Kerim sevgisini, peygamber sevgisini hiç kimseye kaptırmayan gelenekselci, kendince din uyduran insanlar İmam-ı Azam'ı adeta taşa tutuyorlardı. İmam-ı Azam Kur'an-ı Kerim'den asla taviz vermemiştir. Kendisi hadis konusunda da uzmandır. Bundan dolayı her iki tarafa da yaranamamıştır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşadığı dönemde sözlerin yazılmasını kesinlikle yasaklamıştır. Bunun son derece sakıncalı olacağını Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'dan daha iyi kimse bilemezdi. Bundan dolayı İmam-ı Azam da Kur'an-ı Kerim ayetlerine uymayan hadislerin hiçbirini kabul etmedi. Bundan dolayı da deccallikle, zındıklıkla, din dışı olmakla, en büyük fitneci olmakla suçlandı. Bahsettiğim olaylar sizlere biraz tanıdık geliyor mu? Orasını çok merak ediyorum. Bugün günümüzde de Kur'an'dan bahsedildiği zaman Kur'an sevgisini, peygamber sevgisini hiç kimseye kaptırmayan aşağılık insanlar bir taraflarına bir şey batmış gibi hemen zıplamaktadırlar. İmam-ı Azam Ebu Hanife'ye göre Kur'an-ı Kerim yaratılmış değildir. Ne onun kendisidir ne de ondan başkasıdır. Ama Arapça mahluktur. Bugün Arapçaya ve Araplara kutsiyet atfeden insanlara ithaf olunur. Yani bunda demek istediği önemli olan onun içindeki manadır. Arapça güzel seslerle acıklı acıklı söyleyip kederlenmek değildir Kur'an'ın anlamı. Bunu demek istemiştir İmam-ı Azam. Önemli olan onun içinde Allah'ın bize mesajı nedir? Onun üzerinde durmaktır. İmam-ı Azam İslam dininin zamanın değişebilecek şartlarına uyum sağlamasını gerektirecek metodu geliştirmiştir. Bu metodu şöyle size örneklendirebilirim. Bugün köle edinebilir misiniz? Veya köle azat edebilir misiniz? Cariye edinebilir misiniz? Veya kadınla erkeğin miras hakkını eşit olmayan şartlarda dağıtabilir misiniz? 4 tane eş edinebilir misiniz resmi olarak? Hırsızı elini kesebilir misiniz? Zina edenini kırbaçlayabilir misiniz? Yani şartlar değişmiştir. Bugün bunların hiçbirini yapamazsınız. Bugünkü yasalara uygun bir şekilde yapmak zorundasınız.
Bu görüşlerinden dolayı İmam-ı Şafii tarafından çok şiddetli bir şekilde tenkit edilmiştir. Yani İmam-ı Azam kendi devrinin birçok alimi tarafından, başta Buhari ve İmam-ı Şafii olmak üzere sapıklıkla, din dışı olmakla, Deccallikle, Yahudi ajanı olmakla suçlanmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin Horasan'ın ileri gelenlerinden bir zatın soyundan geldiği söylenir. Kesinlikle Arap değildir. Kendisi Fars'tır. Peki İmam-ı Azam gerçekte kimdir? Kendisi aslen Afganistanlıdır. Dedesi Zuta Afganistanlıdır. Hazreti Ali zamanında Kabil'den Kufe'ye göç etmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife'de Enbar'da doğduğu iddia edilir. Gençlik yıllarında Enes bin Malik, Abdullah bin Evfa, Vesile bin Eskayı, Sehb bin Saide'yi ve en son Hicri 102'de Mekke'de vefat eden Ebu Tufeyl Amir bin Vasile'yi görmüş, sahabelerden hadis dinlemiş olduğundan dolayı tabiinden sayılır. İmam-ı Azam gençlik yıllarında tabiinden olan alimlerle fıkıh müzakereleri yapardı. Bunlardan Zeyd bin Ali, Muhammed el-Bakır'dan ilimler öğrendi. Tasavvuf ilmini Cafer-i Sadık, İbni Abbas, Ata bin Ebu Rebah, İkrime, Halife Ömer, İbni Mesud ve Ali'den nakledilen ilimleri buluşup görüştüğü tabiinden öğrendi. İmam-ı Azam Ebu Hanife ömrünün 52 yılını Emevi Devleti zamanında, son 8 yılını da Abbasi Devleti zamanında yaşamıştır. İkisinden de büyük zulüm görmüştür kendisi. İmam-ı Azam Ebu Hanife küçük yaşta Kur'an-ı Kerim'i ezberlemiş, Arapçanın o zaman tasnif edilmekte olan sarf, nahif, şiir ve edebiyatını öğrenmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Emevi Devleti'nin Ehl-i Beyt'e ve sahabilere karşı zalimane davranışlarından dolayı etkin mücadele etmiştir Emevi Devleti ile. Emevi Devleti'nin yıkılması için Abbasilere destek vermiştir. Emevi Devleti, İmam-ı Azam'ın ilmini ve etki alanının genişliğini fark ettiğinden dolayı kendisine kadılık teklif etmiştir. Bu teklifi Irak valisi Ömer bin Hüveyre yapmıştır. İmam-ı Azam bu teklifin ne niyetle yapıldığını sezmiş ve reddetmiştir. Irak valisi kendisini kırbaçlatmıştır. Bu durumdan kendisini kırbaçlayan zindancı bile etkilenmiş, böyle devam ederse imamın öleceğini bildirmiştir. İmamın onlara cevabı şu olmuştur: eğer vali benden Vasit Mescidi'nin kapılarını saymamı istese dahi asla kabul etmem. O bir insanın katline hükmedecek, ben mühür basacağım ha. Allah'a yemin ederim ki bu mümkün değil. Bu dünyada kırbaç yemek, ahirette ceza görmekten daha iyidir. Valinin beni öldürmeye gücü yeter. Fakat tekliflerini kabul ettirmeye asla gücü yetmez diye cevap vermiştir. Bu olayın ardından İmam-ı Azam Mekke'ye yerleşerek 6 yılı aşkın zaman zarfında Mekke'de yaşamıştır. Bu arada Abbasiler iktidara gelmiştir. İmam-ı Azam Ebu Hanife Abbasilerin iktidara gelmesine çok sevinmiştir. Bunun üzerine hilafet peygamberimizin yakınlarına geçerek hak yerini buldu. Bu Allah'ın lütuf ve keremidir diye bütün alimlere çağrıda bulunmuştur. Bunlara yardım etmeye en çok layık olan sizlersiniz. Size istediğiniz kadar ihsan var. Halifenize biat ediniz diye çağrıda bulunmuştur. Fakat bu sevinci de fazla sürmemiştir. Abbasi hanedanı zamanında Emevilere destek verdiğini ileri sürdüğü fazıl kişileri ve alimleri katletmeye başlamıştır. Muhammed bin Abdullah ve kardeşi İbrahim Abbasilere karşı isyan bayrağını açınca İmam-ı Azam da onlara destek vermiştir. İmam-ı Azam Alevilere de destek vermiştir Abbasilere karşı. İbrahim bin Abdullah İmam-ı Azam'ın fetvasını alarak Ehl-i Beyt namına hilafeti ele geçirmek amacıyla Abbasilere karşı savaşmıştır ve bunu hayatıyla da ödemiştir. Abbasi halifesi Cafer el-Mansur İmam-ı Azam'a fiili bir saldırının onu da daha güçlendireceğini düşünerek kendisine hediyeler göndermiştir. İmam-ı Azam bunların kamu malı olduğundan dolayı bu hediyelerin hepsini reddetmiştir. Kendisine ayrıca başkadılık da teklif edilmiştir. İmam-ı Azam bunu da reddetmiştir.
Bunun üzerine İmam-ı Azam'ı zindana kapatıp kırbaçlattırmıştır. İmam-ı Azam Ebu Hanife, Emevi ve Abbasi saltanat sahiplerinin bütün zorlamalarına rağmen onlara boyun eğmemiş, yönetim anlayışını onaylamamıştır. Abbasi devletinin ikinci halifesi Ebu Cafer el-Mansur, İmam-ı Azam'ı Bağdat'ta hapsettirip işkence ettirmiş ve zehirleterek öldürmüştür. İmam-ı Azam'ın ruhu şad olsun. Şimdi sizlere şunu soruyorum. İmam-ı Azam bugün peygamber sevgisini, Kur'an sevgisini, Ehl-i Beyt sevgisini kimseye kaptırmayan insanların hiçbirine benziyor mu? Onurlu, namuslu, dik duruşlu, muhteşem bir insandı kendisi. Selam olsun İmam-ı Azam'a. Hoşça kalın. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olunuz.